hem de kelimenin 3 katı değerinde. Böylece puanım 72 oluyor. Yani galiba seni geçtim Hades. Selena 235. Hades 207. Kazanan Selena. Bula bula burayı mı buldun? Boş göre yazacak. Ben ne güzel oraya katliam yazacaktım. Seni yedi iyilik meraklısı gereksiz mahlukat. Bence çok iyi oldu. Hem hoşgörünün olduğu yerde ne katliam ne de başka kötülük olabilir. Aman aman iyi be. Şuraya bak, Yüce Onos gelene kadar bir kelime oyunu oynayalım dedik. Onu da mesaj tablosuna çevirdim. Şuraya bak. Sevgi, iyilik, barış, paylaşım. Ay, midem kalktı be. Asıl sen kendi yazdıklarına bak. Ne varmış benim yazdıklarımda? Şu kelimelere bak, ne kadar güzel. Savaş, silah, cinayet, işgal. Bir de U harfim olsaydı şuraya Josh Bush yazacaktım ama maalesef yok ki. Selena, Hades. Bakıyorum da oyun oynuyorsunuz. Yüce Onos vakit geçsin diye biz siz gelene kadar kelime oyunu oynayalım demiştik. Yani aslında ben Selena'ya kelime oyunu oynamayı öğretiyorum Yüce Onos. Bilmiyor da. Sen mi bana öğretiyorsun? Skor tablosunu görmüyorsun herhalde. Aman aman. Beni bir kere kelime oyununda yendin diye hemen şımarma. Geçen okey oyununda nasıl yendim seni? Aa, evet hatırlıyorum. Nasıl olduysa 6 okeyle birden açmıştın. Şans. Ne yapayım? Biz ona şans değil, hilebazlık diyoruz. Tamam, yeter bu kadar. Oyundaki skorları bırakın da iyilikle kötülüğün mücadelesindeki skora bakalım. Haftanın galibini merak etmiyor musunuz? Hiç boşuna skor açıklamakla kendinizi yormayın Yüce Onos. Nasıl olsa bu hafta kötülük kazanmıştır. Ondan o kadar emin olma Hades. Göreceğiz. Sonuçları alayım. Buyurun Yüce Onos. Oo. Yine bir beraberlik haftasıyla karşı karşıyayız. Beraberlik mi? Nasıl olur? Bu hafta benim kazanmam gerekiyordu ya. Asıl ben kazanmalıydım. Birbirinize üstünlük sağlayamamışsınız. Bu durumda ikinize de aynı ödülü vereceğiz. Geçen seferki beraberlikte ne yapmıştık Demeter? Zamanda yolculuk ödülü vermiştiniz Yüce Onos. Ah evet. Zamanda yolculuk ödülü verelim mi size, ne dersiniz? Hades? Bana uyar Yüce Onos. Selena? Bana da. Pekala. O zaman ikinize zamanda geri gitme hakkı veriyorum. Hadi şimdi işlerinizin başına dönebilirsiniz. Acaba bu hafta geçmişte nereye gitsem ya? Fazla düşünme Hades. Bence cehennemin dibine git. Cehennemin dibi mi? Orası zaten benim evim Selena. Ben zırt pırt cehenneme gidip geliyorum. Çok eğlenceli bir yer. Tavsiye ederim. Bir de bununla övünüyorsun. Yazık. Tabii ki övünüyorum. Ha, Selena, aklıma gelmişken bir şey soracağım. Apısıttın mı? Ha? Zıt ütüp ya. Çok komik. Yani espriler ne burada ne dünyada çekiliyor. Ya sen bence bu kadar espri üreteceğine kötülük yap da benle berabere kalma. Efendim, sesin gelmiyor Selena. Neyse, kapatıyorum. Ben seni sonra ararım. Sana çok yazmasın. Görüşürüz. Ay tipe bak. Hey Güney. Aa bak, bak bak bak. Bu da üniversitede mezuniyet balosundayız. Bu kim? Bu kız kim? O Nazife. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım. Sana bahsetmiştim. Ay hiç bahsetmemiştin Ekrem. Hiç bahsettiğini hatırlamıyorum yani. Ne bu böyle dokuz kollu ahtapot gibi sarılmışsın kızım? Ne alakası var Aslı'cığım? Dans ediyoruz burada. Dans ediyorsunuz. Ben de yedim tabii değil mi? Aslı'cığım 30 yıllık fotoğraf bunlar. Aman tamam, bir şey dediğim yok, bakın siz. Yaredir sineme eski sevgili, eski sevgili, eski günler. Aslı! Ne oldu canım? Gocundun mu? Aslı'cığım boş yere alınganlık gösteriyorsun. Mesela Nazife şimdi evli, barklı, 3 çocuk sahibi bir kadın. Ay, duydunuz değil mi? Kendi ağzıyla söyledi. Demek sen Nazife'yi takip ediyorsun ha? Yoksa evli barklı olduğunu, 3 çocuk sahibi olduğunu falan nereden bilecektin ha? Ha sen bana ayrıca, sen bu yaşa geldin daha ikincisini yapıyorsun. Nazife 3 tane yavrulamış mı demek istiyorsun ha?
Aslı'cığım abartıyorsun ama. Abartıyorum değil mi? Hep ben abartıyorum zaten değil mi? 15 yaşında da nasipledi. Kim nere oldun? Aa amcacığım bu motosiklet sizin mi? Evet benim. Saçlarınız da çok uzunmuş o zaman. Aman uzun olmasından geçtim. Saçı varmış o zaman. Uzun saç size yakışıyormuş Ekrem amca. Sağ ol Nazlı'cığım. Ay ay ay. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Neresi yakışıyormuş ayol? Baksana şuna. Aslan yelesi gibi. Tabii Nazife beğeniyordur o ayrı. Peki gerçekten kullanıyor muydunuz yoksa fotoğraf çektirmek için mi? Yok hayır. Ben her yere motosikletle giderdim o zamanlar. Ta ki o güne kadar. Hangi güne kadar amcacığım? Senin doğduğun güne kadar Selin'cim. Nasıl yani? Selin ablan doğdu diye motosiklet kullanmayı mı bıraktın? Hayır, Selin ablan doğdu diye değil tabii. Peki niye? Aa, onun hikayesi var. Tam senin doğduğun gün babanız Gökhan bana telefon etti. Annenizi hastaneye kaldırdığını, doğumun başlamak üzere olduğunu söyledi. Heyecanlandım tabii. O mutlu günlerinde yanlarında olmak istedim. Atladım motosiklete. O zamanlar her yere motosikletle gidiyorum tabii. Ya Nazife'ye de motorla gidiyorsundur sen değil mi? Aslı'cığım müsaade edersen bir şey anlatıyorum. Aman tamam bir şey demiyorum Ekrem anlat işte. Tamam. Neyse atladım motosiklete gidiyorum. Yol uzun tabii. Bir süre sonra dikkatim mi dağıldı yoksa kontrolümü kaybettim bilmiyorum. Balıkesir'e yakın İvrindi Sapağı diye bir yer vardır. Orada birdenbire motosikletin ön lastiği patladı. Ya ben de kontrolümü kaybettim. Sonra gözlerimi hastanede açtım. Hiçbir şey hatırlamıyordum ama sonra anlattılar. Meğerse düştüğüm anda oradan geçmekte olan bir kamyonet varmış. O adamcağız durmuş, kazayı görmüş ve beni alıp doğru hastaneye yetiştirmiş. Tabii ben o olaydan sonra bir daha motosiklet kullanmaya tövbe ettim. Can kıymetli, düşünün çocuklar o kamyonetli adam gelip beni kurtarmasa orada kan kaybından ölecektim. Demek o kamyonetteki adam olmasa şu anda Ekrem ölü olacaktı. Ben fısfısı bitirdim artık. Gideyim de bir yüzümü yıkayayım. Hadi bakalım. Vay be kardeşim. Öğretmenlik ya. Ne var oğlum? Severek yapıyorum. Ya bırak Allah aşkına. Üniversitedeyken bütün hocalardan nefret ederdim. O zaman farklıydık. Aradan uzun zaman geçti. İnsanlar değişiyor. Herkes değişiyor Burak. Evlendiğini duymuştum. Evlenmiştim. Ayrıldık. Uzun hikaye. Nasılsın peki? Kötü. Çocuğu da aldı. Hadi ya. Çok üzüldüm be kardeşim. Üzülme Burak. Cennet ve cehennem bu dünya üzerinde kardeşim. İnsan bu dünya üzerinde yapmış olduğu hataların cezasını çekiyor. Ya senin durumlar nasıl? Hayatında biri var mı? Aşığım. Hem de deliler gibi. Sen aşıksın. Okulun en yakışıklısı, hiçbir kıza yüz vermeyen Burak. İnanılmaz birisi Özgür. Onu ilk gördüğüm an ne hissediyorsam şu anda aynı şeyleri hissediyorum. Deliler gibiyim. Büyü mü yaptılar oğlum sana? Yaptılarsa da inşallah bozmazlar. Güzel cevap. Bana onu hatırlatan her şey o kadar güzel kokuyor ki. Oho! Sen uçmuşsun be oğlum. Sanki her zaman yanındaymış gibi geliyor. Elimi uzatsam sanki ona dokunacakmışım gibi hissediyorum. Bizim de öyleydi. Hep öyle başlar zaten. Ne oldu? Şimdi ayrıldık. Ben Selena'yı hayatta bırakmam. Demek adı Selena. Yabancı mı kız? Hayır, Türk. Onsuz geçen her anımda bile o var. Onu düşünmeden duramıyorum. Ben de seni aşkım. İyi, ayrılık acısını yeterince çekemiyordum. Seni gördüğüm iyi oldu. Yapma. Özür dilerim. Ama ne yapayım? Elimde değil işte. Vay be. Çapkın Burak. Fena tutulmuş. Demek kaza o Selin denilen veletin doğduğu gün oldu ha? Bakalım hangi günmüş. Buldum.
İşte geçmişe yolculuk hakkımı kullanmak için çok iyi bir fırsat. Şimdi iş o kamyonetteki adamın ekroşu kurtarmasına engel olmak. Ki benim için çocuk oyuncağı. Geldim. Günaydın. Umarım daha kahvaltı etmemişsindir. Selena. Yok, daha yapmadım. Hoş geldin. Sıcacık poğaçalar aldım. Çayla beraber yeriz, olur mu? Hay Allah. Evde hiç çay yok. Gidip bakkaldan alıncaya kadar da soğur o poğaçalar. Ama çaydanlığın altı yanıyor hayatım. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Yanıyor, gel göstereyim. Bak. Ekroş'un bahsettiği yer burası olmalı. Ama Ekroş ortalarda yok. Yoksa başına bir şey mi geldi? Ay, hah, işte motorize Ekroş da göründü. Selametle, selametle. Ay, yok, yok, ben bakamayacağım. Ay. Kazan mübarek olsun, iyiliksever amca. Şimdi bunu kurtarmaya gelecek olan kamyoneti bekleyelim bakalım. Canım yol kapalı. Kapalı mı? Neden? Ya ileride bir tır devrilmiş bir anam. Ondan. Ya ölü falan yoktur inşallah. Yok. Ama kısmetse olacak. Efendim? Zaten ambulans da geldi. Merak edilecek bir şey yok be ciğer. Yalnız sen şu taraftan doğru git. Peki Memur Bey, teşekkür ederim. Hadi bakayım hadi. Rica ederim anam, rica ederim. Yar saçların lüle lüle, Ekroş sana güle güle. Çözül. Ya, lütfen çözül. Ay, ağlayacağım şimdi. Tamam Selena, sakin ol. Sakin olmalısın. Madem Burak'ı dondurdun, çözebilirsin de. Evet. Şimdi eskilerden birkaç sihir düşünelim. Ne olabilir? Aha, evet. Sihirli değnek. Bu da işe yaramadı. Çözemiyorum. Of. Eyvah. Bu da kim? En iyisi açmamak. Ama ya açmamak daha çok şüphe uyandırırsa? En iyisi açayım. Merhabalar. Burak evde mi acaba? Burak Ankara'da dün gitti. Ankara'da mı?
İyi ama nasıl olur? Dün akşam beraberdik. Dün akşam mı? Ha şey tabii evde. Ama yok. Yani evde aslında ama şu anda şeyde. Banyoda. Banyoda. O zaman rahatsız etmeyeyim ben. Dün geldiğimde dosyam vardı da onu burada unutmuşum. Verirseniz alıp gideyim ben. Tabii veririm ben. Aa, yakındaymış demek. Neyse, Burak'a selamımı ve saatler olsun dediklerimi söylersiniz artık. Söylerim. Güle güle. Hadi çözün. Çözün hadi hayatım çözün. Çözünsene. Tabii senin suçun yok ki. Her şey benim yüzümden oldu. Bir daha denemeliyim. Başka bir çözme sihri bulmalıyım. Evet eskilerden. Ah işte buldum. Sihirli kağıt. Evet bu işe yarayabilir. Gökyüzünde çakan şimşeklerin işi. Çözün artık ey donmuş kişi. Olmuyor. Yok bu iş böyle olmayacak. Benim bir an önce Ütopya'ya gidip çözülme sihrini bulup geri dönmem gerekiyor. Evet. Kızlar uyanın çabuk çok geç kaldık. Üf, ne oldu saat kaç? Ya saat çoktan 7:30 olmuş bile. Ne? Ya olamaz. Fen sınavı var. Hem de ilk ders. Ama saat daha çalmadı ki. Ay duymadık herhalde. İyi de üçümüz birden de mi duymadık? Kızlar çünkü birisi saatin alarmını kapatmış. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şeyi? Kıvılcım. Yani sırf sınava geç kalalım diye yaptı. Neyse ki tam zamanında uyandık. Hadi Leyla sen git dolabı aç. Hemen giyinmeliyiz. Leyla formalarımızı çıkarsana hadi. Buradaydı. Yok mu? Yok. Neredeki formalar? Bilmem. Günaydın kızlar. Yoksa bunları mı arıyorsun? Kıvılcım sen ne yaptığını sanıyorsun? Ay ne yapacağım canım siz iyilik yaptım. Ay baktım formalarınız leş gibi. Ben de gece attım yıkansınlar diye. Hadi yine iyisiniz. Ön yıkamalı programda yıkadım. İyi de bunlar ıslak. Nasıl giyeceğiz? Bir kere bizim formalarımız kirli değil. Evet sayemde artık değil. Kıvılcım çok kötüsün ya. Niye böyle bir şey yaptın ki? Sırf sınava geç kalalım diye değil mi? Saatte sen durdurdun değil mi? Aa çok nankörsünüz vallahi. Ben hiç üşenmeden formalarınızı giyeyim. Uykunuz bölünmesin diye saatinizi durdurayım. Siz bana çemkirin öyle mi? Aşk olsun vallahi. Neyse servisimizin kalkmasına tam 4 dakika var. Ay durun formalarınızı kurutmanıza yardım edeyim. Kurdu mu? Ay tüh kurmamış gördün mü? Neyse canım. Fen sınavından 0 almak dünyanın sonu değil ya canım. Ya kızlar ne yapacağız şimdi? Ay, formalarımız olmadan Fitnat Hoca bize hayatta okula almaz. Kurutma makinesiyle kurutsak? 4 dakikada kuruması mümkün değil. Selena'yı çağırsak? Yani bilmiyorum. Selena kıyafetlerimizi kurutur musun demek de biraz ayıp olmaz mı? Doğru. Keşke benim hızlı koşma gücüm yerine kurutma gücüm olsaydı. Buldum. Ne buldun? Formaları nasıl kurutacağımızı. Sen demedin mi 4 dakikada kurumaz diye? Normalde kurumaz ama özel gücümü kullanırsam kurur. Nazlı hadi sen banyodan saç kurutma makinesini getir. Tamam. Thank you.
çocuklar, biz çıkıyoruz. Kıvılcım Hanım, hemen çıkalım. Kızlar da gelsin. Ya bana ne ya? Gelseler de geç kaldılar işte. Yürü hadi, biz çıkıyoruz. Bak Zülfikar, benim sınavım var. O yüzünden geç kalmak istemiyorum. Kıvılcım Hanım, kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Bu sefer kızları bırakırsak onlar geç kalacak sınava. Beni ilgilendirmez. Kalksalardı vaktinde canım. Hadi çıkıyoruz yola. Bak yoksa Aslı'ya söylerim. Biliyorsun çok fena rencide ediyor. Ya lütfen yapmayın, ne gerek var ya Kıvılcım Hanım. Hah, geldiler işte. Biz hazırız. Ama siz nasıl yetiştiniz ki? Sizin formalarınız da kurumuş ama. Ya evet, kurudu. Ama siz nasıl yaptınız ki 5 dakikada? Dediğin gibi üfledik, kurudu işte Kıvılcım. Çok mu şaşırdın? Evet. Buyurun o zaman. Hadi Zülfikar ya. Ya hadi diyorum sana ama. Buyurun o zaman. Eğlenin bakalım, eğlenin. İyilik meraklısı sıpalar. Bakalım amcanız o trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşunca da böyle eğlenebilecek misiniz? Neyse, ben de gidip ekroşa bakayım. 10 numara oldu be. Kardeşim, 2 dakika boş bırakmaya geldi. Ambulans gelmiş. Sağ ol adamım, kırılmadık, kemiği kalmamış neredeyse. O zaman niye götürüyorsunuz boş boşuna? Gömeli bir şuraya mis gibi toprak var. Hasta hala nefes alıyor memur bey. Ya belki de son nefestir canım. Bu nefes mevzusunu abartmayalım. Bak mis gibi toprak. Gömelim şuraya, hadi kaldır. Bizim Hipokrat yeminimiz var. Onun için hasta ölene kadar elimizden geleni yapmamız lazım. SSK'ya götürürüm, SSK'ya. Acil kuyruğunda beklerken verir zaten son nefesini. Neden arabayla gitmek yerine yürüyoruz ki? Sevdiklerimize daha fazla zaman geçirebilmek için Nazlıcığım. Peki ben neden yürüyorum? Çünkü sen de sevdiklerinle berabersin. Ayakkabı ayağımı vuruyor. Anlaşılan küçük kardeş bugün pek romantizme izin vermeyecek. İdare et Ozan. Haklısın, yoruldu tabii çocuk. Ben çocuk değilim. Al işte Ozan, gördün mü yaptığını? Ya ne yaptım şimdi ben Selin ya? Romantizmi bozuyormuşmuş. Sen sanki başka bir şey yapıyorsun. İyi de Selin'cim, ne yaptım şimdi ben? Zaten hava da soğuk. Yürüsek şöyle. Arkadaşına sarılarak ızınırsın artık Ozan'cığım. Ve şimdi Ozan için fırça vakti. Sen karışmasana Erdem. Ne var canım? Arkadaşım için laf ettim sadece. İyi de lafların yarısı da benim kardeşime geldi. Laf gideceğin yeri bulur. O zaman sen de gideceğin yeri bulabilirsin tek başına. Daha el tutuşacaktık. Arkadaşınla tutuş. Ya Leyla. Bravo Erdem. Beğendin mi yaptın? Yürü abi, yürü. Tamam, ateş etmeyin, tamam. Ozan, hadi siz gidin artık, evin önüne geldik. Barıştık ama değil mi? Tamam, barıştık, gidin hadi. Leyla? Tamam, yeşil bir Aslı yenge çıkacak. Ama öpücük. Öpücük. Nazlı. Hadi görüşürüz.
Tansiyonunuz da düşüyor. Hastaneye kadar dayansa bari. Hiç umudum yok. Benim de. Kaybediyoruz galiba. Allah rahmet eylesin. Vallahi Aslı yenge geç kaldık diye çok kızacak. Buyurun çocuklar. Asıl siz buyurun. Burası zaten bizim evimiz. Kimi aramıştınız siz? Bir dakika, ne demek kimi aramıştınız? Burası zaten bizim evimiz. Kimseyi aramadık. Siz kimsiniz? Asıl siz kimsiniz? Hem burada ne işiniz var? Burası bizim evimiz çocuğum. Bir yanlışlık olmasın. Ay. Tamam. Aslı yenge veya Ekrem amca yoklar mı? Kim? O isimde kimse oturmuyor burada. Ama burası bizim evimiz. Zülfikar abi ve müstesna teyze nerede? Kıvılcım. Söylediğiniz isimde hiç kimse oturmuyor bu evde çocuklar. Nasıl oturmuyor? Anlaşıldı. Galiba yine Aslı yengenin numaralarından biriyle karşı karşıyayız. Bu kadar basit bir numara yemeyeceğimizi düşünmesi gerekirdi. Ne numarasından bahsediyorsunuz siz? Burası bizim amcamızın evi. Her gün geldiğimiz yer. Nasıl olur? Burası tekstilci İsmail Karagül'le'nin evi. İsmail Karagül'le mi? Peki eve bir bakabilir miyiz? Yani sizin için bir sakıncası yoksa. Aslında misafirlerim var çocuklar. Siz en iyisi sonra gelin. Biz içeri bakmak istiyoruz. Yok dedim ya çocuklar. Hadi güle güle. Hadi. Allah Allah, kadına bak ya. Ya kendi evimize giremiyoruz. Bir de arka kapıyı deneyelim. Olur. Bunlar kim? Evin içi tamamıyla değişmiş kızlar. Ya yanlış da gelmiş olamayız ki. Ya bizim ev işte burası. Evet. Amcam aslında nerede? Ah, mis gibi koktum Endebur. Vallahi utanmasam hepsini oturup kendim içeceğim. Ay ay, çorbayı da pek güzel yaparım yani. Ve de tabii ki bir erkeğin kalbine giden yolu çok iyi biliyorum. İçine bütün malzemeleri eksiksiz olarak koydum. Ve tabii ki en önemli olan malzemeyi, sevgimi, yüreğimi de kattım. Ay Burak'cığım, bu çorbayı içince peşimden ayrılamayacak. Çorba, çorba, Fitnat çorba, bana çorba diye koşturup duracak. Hah, donmuş bir kişiyi çözme sihiri. Hah, sonunda. Aa, bu buzda donan birini çözme sihiriymiş. Tüh. Olamaz. Lütfen acele edin Yüce Onos. Buzda donanı çözme. Bu buzda döneni çözme. Ne olur acele edin. Burak öylece evde donup kaldı. Bir felaket olacak. Üzgünüm Senela ama aradığımız sihir bir pansihir. Yani yanlış yapılan bir sihiri düzeltme sihiri. Kolay değil. Yani bulamayacak mıyız? Umutsuz olma. Uğraşıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Ama ne zaman buluruz bilemiyorum. Hah, sen bir de şu küreyle dene. Teşekkür ederim Mijonos. Amcam nerede? Burası bizim evimiz değil mi? Biz nerede kalacağız? Bilmiyorum Nazlıcığım. İyi de yani bu kadar kısa sürede de taşınmış olamazlar ki. Bu işin içinde mutlaka bir iş var ama ne, bir türlü anlamadım. Zülfikar abi! Zülfikar abinin de nerede olduğunu bilmiyorum Nazlıcığım. Hayır, Zülfikar abi orada. Evet o. Zülfikar abi! Hop hop! Pişt, bir dakika, merhaba, iyi günler. Siz kimsiniz? Ya Zülfikar abi, sonunda
kimsiniz? Önce onu söyleyin ya. Sizi kim gönderdi? Adımı nereden biliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Zülfikar abi, şakanın sırası değil. Asiye'nin evde yok. Hem evde de başkaları kalıyor. Hadi ya. Hemen müdahale edeyim o zaman. Hangi evde kim kalıyor? Bu arada Aslı yenge kim? Onu da söylerseniz daha iyi olur. Ya kızlar, siz kimsiniz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Zülfikar abi, ben Nazlı. Hazırlanmadın mı? Şimdi çözüldü bu mevzu. Tamam. Hep bizim bu Hizmetli Yusuf'un şakaları değil mi? Gidin ona söyleyin. Yeter artık bu espriler ya. İkide bir birilerini yollayıp bana espri yapmasın. Ayrıca kız arkadaşı onu bizim Şener'le aldatıyor. Zülfikar abi. Merhaba kızlar. Müstesna teyze. Anne, hiç bana bakma. Benim de ismimi biliyorlardı vallahi. Yavrum, sen şu parayı al da bir an evvel alışverişe git. Akşam Ferhat Bey'in çok misafir olacakmış. Aman çok şaşırdım anne. Ev ev değil, iftar çadırı zaten. Her akşam birileri geliyor. Allah'ım, sen benim keçilerime mukayyet ol. Aa, sen o lafı nereden biliyorsun bakayım güzel kız? Boş ver, bizi hatırlamadılar. Ya anne, hiç boşuna şaşırma ya. Bizim Yusuf yok mu İzmitli? Ha şu şakacı Yusuf. He ya, gene onun işleri. Herif yollamış birilerini, benimle oyun oynamayı bayılıyor ya. Neyse, hadi sen git de gel bir an evvel. Benim de çok işim var. Ha, iyi günler. Siz de durmayın burada. Siz de evinize gidin. Ananız babanız merak eder. Hem hava çok soğuk. Hadi, hadi ya, hadi kalmayın buralarda. Ekrem amcayı arıyorum. O bizi buradan alır. Ben çok üşümeye başladım. Paramız da bitti. Durun durun, çalıyor. Alo Ekrem amca? Ekrem amca sen misin? Özür dilerim, yanlış numara olmuş. Bu numara Ekrem amcaya ait değilmiş kızlar. İşte şimdi ortada kaldık. Bizim evimiz neresi şimdi? Tamam. Hemen öyle pes etmeyeceğiz o zaman biz de. Ekrem amcanın iş yerine gidelim. İyi de orası çok uzak. Başka çaremiz yok. Yürüyeceğiz artık. Abla, ayakkabı yağmuruyor. Çıkartıp üstüne bassam. Bir dakika Nazlıcığım. Hadi gidelim kızım. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim hanımlar? Biz amcamızı arıyorduk da. Buranın sahibinin adı Ekrem değil mi? Hayır Aydın Bey. Ekrem Bey diye birisi yok burada. Ekrem amcanız gazete mi çalışıyor? Gazete mi? Yanlış oldu herhalde. Hadi kızlar gidelim. Anlamıyorum. Hadi çıkalım buradan. Nereye gideceğiz? Dışarısı buz gibi. Bilmiyorum. Kızlar, sizin bu saatte dışarıda ne işiniz var? Yoksa Aslı yenge sizi evden mi kovdu? Yok, öyle bir şey değil. Yani evde olmayı çok isterdik ama maalesef ev yerinde yok. Nasıl yani? Ekrem amca yok, Aslı yenge yok. Evde başka birileri oturuyor. Nasıl? Evet, Ekrem amcanın iş yerine gittik, başka birisi vardı. Cep telefonundan aradık, numara başkasına aitmiş. Kızlar, bu işte bir terslik var. Bir de beraber gidelim. Hadi elini tutuşun. Gözler. Gözler. İşte Selena. Bak şimdi kendi gözlerinle gör. Bunlar kim kızlar? İşte biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Durun bakalım. Ne konuştuklarını dinleyelim de.
Öğlenleyin kapı çaldı İsmail. Açtım, 3 tane kız çocuğu. Ne istiyorlarmış? Ne bileyim, burada kalıyoruz biz dediler. İçeri girmek istediler. Her önünde gelene kapıyı açma. Bu dilenciliği iyice meslek edildi bunlar. Sadakat, bana bir kahve yap kuzum. Ben de bir kapuçino alayım canım. Anlaşıldı kızlar. Sanırım haklısınız. Birisi de gerçekten kötü bir oyun oynuyor. Bir an önce gidip bunu düzeltmem lazım. Selena, ben çok üşüyorum. Ayakkabıda ayağım duruyor. O zaman gitmeden önce senin sorununu çözelim. Teşekkürler. Hadi bakalım kızlar, el ele. Ve gözler. Gözler. Selena, burası çok güzel bir yermiş. Burası neresi? Burası benim sihirli odam Nazlıcığım ve siz de bu akşam benim misafirlerimsiniz. Aa Selena, bu bulut ne? O bulut benim yatağım. Nasıl yani? Bunun üstünde mi yatıyorsun? Evet. Peki düşmüyor musun? Tabii ki düşmüyorum Nazlıcığım. Aa kızlar, siz de denemek ister misiniz? Olur. Hadi. Çok güzel bu. Harika. Nazlıcığım, sen de otursana. Hadi ama, korkacak bir şey yok, gel buraya. Bak. 1, 2, 3. Hazır mısın? Hoppa. Çok yumuşak. Eh, beğendiğinize göre ben kendime başka bir yatak yapayım o zaman. Aa kızlar, sormayı unuttum. Karnınız aç mı? Evet. Tabii ya, bütün gün sokaklardaydınız. Eminim çok acıkmışsınızdır. Sihirli oda, 4 kişilik yemek istiyorum. Süper. Çok güzel görünüyor. Çok acıkmıştım. Kızlar, bir şey unutmuyor musunuz? Evrenin her yerinde temizlik önce gelir. Hadi kalkın artık. Uykucular, çabuk uyanın. Hadi. Hadi hadi, uyanın artık. Selena, bunlar da ne böyle? Ne olacak? Selena Filarmoni Orkestrası. İyi uyudunuz mu? Evet. Daha önce hiç bu kadar rahat uyumamıştım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi bakalım, o zaman güzel bir kahvaltı yapalım. Selena, kahvaltıyı ben hazırlatabilir miyim? Olur. Sihirli Oda, 4 kişilik mükemmel bir kahvaltı istiyorum. Keşke burada kalsak. Maalesef o olmaz Nazlıcığım. Sizi buraya yalnızca bir gün alma hakkım var. Nazlıcığım, unutuyorsun galiba ama bizim dünyada da çözmemiz gereken sorunlarımız var. Evet, amcama ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Kızlar, emin değilim ama içimden bir ses bu işte Hades'in parmağı olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Yani tam olarak bilmiyorum ama Honos ne zaman zamanda yolculuk ödülü verse hep böyle şeyler oluyor. Yani Hades geçmişe gidip amcama bir şey mi yaptı? Olabilir. Ama böyle bir şey yaptıysa bile açıkçası hangi güne gidip yaptığını bilmeden bu işi çözmemiz zor. Aa, ne oldu? Kızlar, amcamın geçen gece bize anlattığı olayı hatırlıyor musunuz? Motosikletle yaptığı kazayı mı? Evet. Ne o? Amcam benim doğduğum gün annemle babamın yanına giderken motosikletiyle kaza geçirmiş Edremit yakınlarında.
Oradan geçen kamyonetli bir adam amcamı hemen hastaneye yetiştirmiş. Yani eğer yetiştiremeseydi amcam ölmüş olacaktı. Evet kızlar. Kesin Hades geçmişe gidip o adamın amcanıza yardım etmesine engel olmuş. İyi de amcam bu olayı anlatırken Hades orada yoktu ki. Kızlar, o orada olsa bile siz onu göremezsiniz. Kesin görünmez olup dinlemiştir o. Ne yapacağız peki? Amcamı kurtarmalıyız. Evet, ne olur bir şeyler yap Selena. Annem ve babamdan sonra amcamı da kaybetmek istemiyorum. Üzülmeyin kızlar. Ben bir şeyler yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Hadi hazırlanın, artık okula gitmeniz lazım. Bu eve girdi. Ne yapacağız? Gidip konuşmalıyız, buraya kadar geldik. Ne yani? Ekrem amca bu evde mi şimdi? Umarım öyledir. Bugün şeker bayramı falan da ben mi unuttum yoksa? Ne istiyorsunuz çocuklar? Ha şunların çirkinliğine bak. Ne? Asya yenge. Yenge mi? Terbiyesiz. Sensin yenge. Bir saniye. Sen benim adamı nereden biliyorsun bakayım? Ekrem amca evde mi? Kim? Ekrem amca da kim? Siz Ekrem amcayla evlisiniz. Ne? Kiminle evliyim? Ne oluyor hayatım? Ay bir şey olduğu yok kocacığım. Herhalde senin bunlara benzer yeğenlerin yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Kocacığım mı? Ama Ekrem amca? Ekrem amca kim Aslı? Ne bileyim kocacığım, çocuklar saçmalıyor işte, kızma sen, kızma. Ayrıldığımız dönemde buluştuğun o motorcu bozuntusu olmasa sakın o. Ay yok canım, yok öyle bir şey. Hem o günler unutuldu, bitti, kapandı canım. Ben tanımıyorum Ekrem derken çıktınız siz. Ama karnınızdaki çocuk Ekrem amcadan. Ne? 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 Olur böyle şey canım, saçmalamayın. Ne diyor bunlar Aslı? Ay ne bileyim, böyle saçmalıyorlar çocuk. Defolun gidin kapıdan, hadi başka kapıya hadi. Ay saçmalıyorlar hayatım sen. Kızma sen, kızma. Karısı size. Kim bu lan bunlar? Vallahi tanımıyorum kocacığım. Lan bu çocuk, Ekrem'in çocuğu mu yoksa, doğru söyle. Ne Ekrem'i, Ekrem bile tanımıyorum diyorum. Ay yapma kocacığım, asma suratını yalmıyorsun. Anlaşıldı, her şey yine Selena'ya kaldı. Selena'nın her şeyi düzeltmesini beklemekten başka çaremiz yok. Bunu yaşayacağız değil mi? Götürsem. Olmaz. Doğrudan müdahale etmem yasak. Bir kamyonet gelmesi lazımdı. İşte. Aa. Tabii ya. İşte tam bu sırada Hades devreye girmiş. Kamyonetin buraya gelmesini sağlamalıyım. Ne kadar kötü bir şey. Evet ya. Kimsesiz, boşlukta kalmak. Güçsüz. Senin Selena var ya. Senin Selena'n var. Benim de. Ama yo çocuklarım. Aslında onların da Selena'sı var. Bizler de büyüyoruz. Biz de onları Selena'sı olacağız. Hayatımız yine eskisi gibi olacak mı? Umarım. Aslında komik.
Yaklaşık bir sene öncesine kadar annemin babamızla yaşıyorduk. Sonra bir kaza ve Aslı yengelerle tanıştık. Ve o kadından nefret ettik. Şimdi ise kimsesiz, öylece ortadayız. Elimizdekilerle mutlu olmamız lazım. Siz varsınız ya, o bana yeter. Bana da. Bana da. Ya, ölü falan yoktur inşallah. Yok. Ama kısmetse olacak. Efendim? Yani şey, zaten ambulans da geldi. Merak edilecek bir şey yok be ciğer. Görürsün sen Hades. Sen bu taraftan git kardeşim. Hadi. Hadi bakalım. Saçmalama Hades. Beyefendi yol açık, siz buradan devam edin. Ama tır devrildi demişti memur bey. Selena, nereden çıktın sen? Peşimi bıraksana be kadın. Senin değil, yaptığın kötülükleri temizlemenin peşindeyim. Yol açık beyefendi, o ne dediğini bilmiyor. Siz buradan gidin. Hayda, ben ne yapacağım şimdi? Kardeşim, asıl bu kadın ne dediğini bilmiyor. Deli herhalde ya. Beyefendi, siz bu yoldan devam edin. Hemen açık. Hayır, kesinlikle hayır. Ya, bir kere bu kadın gerçekten polis değil. Sahte polis bu. Derin devlet, anlıyor musun? Sensin sahte polis. Memur hanım, memur bey, bir karar verin de ben de yoluma koyulayım. Beyefendi, siz beni dinleyin. Buyurun, hadi gidin, hadi. Yol açık. Ya kardeşim, sen beni dinlesene. Bu kadın polis falan değil, herhalde kıyafet balosundan kaçtı buraya geldi. Şuna bak ya. Benim hiç kıyafet balosundan kaçmış gibi bir halim var mı? Allah Allah, nasıl iş ya? Ben nereden bileyim hanginizin gerçek polis, hanginizin sahte polis olduğunu? Burak Bey, açar mısınız? Fitnoş ben. Yani Fitnat. Burak Bey, içeride olduğunuzu biliyorum. Lütfen açın şu kapıyı. Ay yoksa o içerideki sarışın kişiden dolayı mı açamıyorsunuz? Bakın ben size ondan daha iyi bakarım. Kuş sütüyle beslerim size, inan olsun. Burak Bey, eğer şu kapıyı şimdi açmazsanız ben de çilingir getiririm, öyle açtırırım ona göre. Pekala, bunu siz istediniz. Ya kardeşim, tabii ki ben gerçek polisim ya. Aa bak. Hey, hey dostum, o silahını yere bırak ha. Hey, hey, hey. Adamım, sakin ol ha. Gördün mü gerçek polis tavrım ya? Bak sen hangi eyalette polissin? Los Angeles mı? O zaman ikinize de bir soru. İçişleri Bakanı'nın adı ne? Ya şimdi bununla İçişleri Bakanı'nın ne alakası var ya? Ne alakası olacak? Polis kuvvetleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yoksa bilmiyor musun? Ya biliyorum, biliyorum da önce o söylesin. Ya önce ben söyleyeyim de aynısını söyle. O da bilmiyor ki. Hem senin üdüğün de yok be. Bak. Nerede? Evet, doğru. Hanımefendi bildi. Ya ben de biliyorum canım. İçişleri Bakanı'nı bilmez olur muyum? İçişleri Bakanı şey ya. İsmet İnönü. Turgut Özal. Hah, oldu. Yok mu? Teşekkür ederim memur hanım. Neredeyse bu sahtekara inanıp yolumu değiştiriyorum. İyi günler. İyi günler beyefendi. İyi günler. Buyurun. Buyurun. Ya nereye gidiyorsun? Bir dakika. Dur buldum. Ya Selami Şahin. Ya tüh be. O Kültür Bakanı'ydı ya. Sonuç. Maalesef yanlış cevap Hades Bey. Eğer bir dahaki yarışmalara daha iyi hazırlanıp gelirseniz seviniriz. Senden nefret ediyorum Selena, nefret!
odadan çıkınca doğru eve geleceksiniz demedim mi canım? Kaç kere söyledim ha? Ha illa rencide ettireceksiniz kendinizi değil mi? Ay şunların çirkinliklerine de bak. Ay. Aslı, bugün bunlar okulda ne yaptılar biliyor musun? Dersten kaçtılar. Yalan söyleme Kıvılcım. Hiç de bir kere. Demek dersten kaçtınız ha? Cezalısınız. Girin içeri bakalım. Tek tek rencide edeceğim. Gir, gir çabuk, çabuk.